Hoş geldiniz. Magic Eden e, kurucuları arkadaşlar baktığımız zaman şu anda Solana'nın Ethereum'u ilerleyen vakitlerde geçeceğini iddia ediyorlar arkadaşlar. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kazığınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, NFT devleri burada Solana'nın aslında ileride Ethereum'u Geçeceğini söylüyorlar biliyorsunuz Solana kuruluşundan beri aslında büyümesinden beri Ethereum'la çok fazla e, yarıştırılıyor ve Ethereum killer olarak adlediliyor zaten. Şimdi burada adamların argümanları neler? Diyorlar ki Solana Ethereum için gayet yerinde bir alternatiftir. Çünkü baktığımız zaman diyorlar e, oldukça daha düşük işlem ücretleri karşımıza çıkıyor Solana'da diyorlar. Aslında en büyük argümanlardan bir tanesi de bu. Yani alternatif olarak Ethereum'a göre hatta daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Şirketlerin ve kurumsalların Solana'ya kayma konusunda çok daha meyilli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi bu bir miktar doğru mu? Tabii ki bir miktar doğru. Yani piyasaya sonuçta Ethereum'un bir rakibi çıktı. En nihayetinde rakibini tercih edenler de olacaktır. Ve evet doğru gaz ücretleri çok çok düşük. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada sıkıntı şurada. E, herkes ucuzdan ziyade şunu da tercih edenler var ki daha fazla var. Ucuzdan ziyade güvenli ve güçlüyü tercih edenler de var. Solana çok hız, e, hızlı da değil bu arada. Hızı da oldukça yavaş. A çok yavaş çalışıyor. E, Solana Düşük işlem ücretinin yanı sıra bir yavaş, iki Ethereum kadar güvenli ve güvenilir ve güçlü değil arkadaşlar. Böyle bir durum var. O yüzden e, Ethereum ciddi şekilde ne yapıyor, dikkat çekiyor. Kaldı ki Solana'nın başka alanlarda da ne gibi NFT gibi. E, gerçi o yüzden NFT şirketinden gerçi Solana'ya övgü gelmesi de biraz e, nasıl diyeyim ironik olmuş zaten. Solana'nın bu arada tabii ki NFT, Web3 gibi projeleri de bulunduğundan dolayı tam olarak Ethereum killer olma hususunda doğrudan bir savaş haline giremiyor çünkü birçok farklı kulvarda aslında işin içerisinde bulunan bir proje arkadaşlar Solana. O yüzden tam anlamıyla da zaten bir Ethereum killer demek de çok doğru değil. Uzun lafın kısası şunu söylemeye getiriyorum. Solana Ethereum'u geçemez arkadaşlar. Yani böyle bir şey mümkün olacağını ben hiç ha şöyle bir durum var. Solana kendini çok geliştirir. Çok iyi yerlere gelir orası ayrı. Ama Ethereum çok güçlü arkadaşlar. Ethereum çok kullanışlı. Gaz ücretleri yüksek ama mesela e, elektronik cihazlarda Apple vardır ya. Yani piyasanın Apple'ı Ethereum arkadaşlar. Altcoin'lerin bu şekilde e, düşünebilirsiniz. Hatta geçenlerde Vitalik Buterin ne dedi? Adam diyor ki saniyede 20-30 işlem yapıyoruz. Ethereum'un güçlendirme programı tamamlandığında saniyede 100.000 işlem hızına çıkacağız diyor. Şimdi bu açıklamadan sonra Solana'nın şu anki durumları da göz önünde bulundurursak bir gün Ethereum'u e, geçmesi ne kadar mantıklı olur? Şu yorumu yapabilirim benim görüşüm. Solana bir gün Ethereum'un fiyatına gelir ama o zaman Ethereum'da çok ileri fiyatlara gitmiş olur. Piyasada e, birbirinden farklı iki tane e, ne var arkadaşlar? Coin var. İkisinin de önü açık. E, bu gibi bir rekabet çok da mantıklı değil sanki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.